Selamun Aleyküm. Bugün alışverişe geldim. Bakın bayram yaklaşıyor ve bayramdan önce alışverişe çıktım. Neden çıktım? Çünkü Ramazan'da yani oruç tutarak dışarı çıkmak biraz zor olabiliyor Hindistan'da. Çünkü biliyorsunuzdur Hindistan'da hava sıcak. Sıcak olmaya başladı bu arada. Hindistan'da genellikle hava sıcak. Bu arada geldiğim yer Eski Delhi. Eski Delhi biraz kalabalık. Eskiden Sağ Cihanabad olarak biliniyordu. Burada eski Hindistan'ın kalıntılarını görebilirsiniz. Eski binalar var. İşte eskiden rikşacılar, yani Hindistan'da rikşacılar kime diyoruz? Bisikletleri sürenler, iki tane yolcu arkada oturuyor ya da bir tane yolcu arkada oturuyor, bir kişi sürüyor. Bu arada ezan okunuyor, bunu burada son veriyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Hindistan'da ezan sesleri hemen hemen her kosisinden duyabilirsiniz. Arkadaşlar Hindistan'daki tatlılarından birisi işte bu şekilde çesniye şerbete koyuyorlar. İşte böyle buradan yapılıyor. Buradan çesniye koyuyorlar. Siz de bunu denersiniz. Eski Delhi'de eski zamanlardan kalan bir tane cami bulunuyor. Sunehri Mescid olarak biliniyor. Bunun hemen yanında bir tane Gurudvara, yani Sihlerin mabedi bulunuyor. Sihler biliyorsunuzdur Hindistan'da Hindulardan ayrılan bir din olarak ortaya çıktılar. Hindistan'da ortaya çıkan en genç bir dindir. Sihlerin mabedi nasıl görünüyor? İşte bakın. Sihler hakkında biraz size bilgi vereyim. Hindular arasında ayrımcılığa karşı yeni bir cemaat olarak ortaya çıktı. Ve sonradan Sihlerin gurusu yani din adamları bir cemaat kurdular. Ve cemaat kurduktan sonra yani bu dinde bazı prensipleri kurdular ve o guruları yani din adamları dini prensiplerini ortaya çıkarttılar. Ve bu dinde herkes tapınağa giriyorlar. Tapınağa girdikten sonra tapınak içinde yani gurudvara içinde tanrı bulunmuyorlar. Tanrı heykeli de bulunmuyorlar. Ve bu dinde tek tanrı inancı vardır. Ve içeri girip yani kutsal kitaplarından olan Granth Sahib, Guru Granth Sahib, kutsal kitabın ismidir. Onu okuyorlar ve ondan yani Allah'a dua ediyorlar. Allah'tan dua ediyorlar. Allah'tan bir şeyler istiyorlar. Yani putperestlik bu dinde yoktur. Birinci bu çok önemli bir prensip ve ikincisi yani biz zekat veriyoruz. Bu dinde de yani size 10 lira varsa 1 lira fakirlere vermesi lazım. Bu dinde de bu prensip var. Bir gün şey yapacağım. Ayrıntılı bir bilgi Sihler hakkında da size vereceğim.